O kendisi de koşarak geldiği için pasın şiddetini ayarlıyor. Ama diyor. şey e, yok. Bir, bir de şu var. Yok. Bir, varsa bir, de, da bir, yok. Ondan bir de şuna bakın. Tisserant'ın toplu oynamaya e, e, bir ilgisi var mı? Toplu oynama düşüncesi hiç yok Tisserant'ın. Bir daha getirseniz de görüntüyü hızlı bir şekilde görelim. Bakın. Direkt rakibi itip düşürmeye yönelik hareketi var. Bak ayağına hiç bir müdahalesi toplay, yok. Hiç top, ama sırtına müdahalesi, müdahalesi var. oynamaya yok. Ben zaten baştan onu söyledim. Ben ayak, onu hiç ayak görmemiştim. Müdahalesi yok. Bak. Sırta bir mücadele müdahalesi bak. var ama bu müdahale bence faul için oynamaya yeterli da değil. oynamaya da yani. topla oynamaya da bir niyeti yok Tisarant'ın. O yüzden hakem ısrarla bayrağını kaldırıp faul var, faul var demesi de enteresan. Şimdi Şişt. zeki Bilmiyorum şöyle. Yani, korner atılıyor mesela. Ben gri olarak görüyorum Hayır şöyle bak. Tabii ki korner atılıyor. Kornerde şöyle bir mücadele görüyorsun penaltı mı vereceksin? Ceza sahasında olsa yalnız bu, bu pozisyon penaltı verilir. Tamam, çünkü de. ısrarla itiyor. Çek şey, bak bence, bırakmıyor. Bence bak, e, yani yeterli olsun. değil. Bana göre yeterli değil. Yani faul için yeterli değil. Temas oyununda yeterli değil. Ama ya, tabii hocanın ama. görüşüdür. Bak, ee, bir şey söyleyemem. Ee, yardımcı hakem de orta hakem de maçın hakemi de ikisi de şeyde. Burada e, aynı noktada birleşemedi. Zeki Uzundur Ya ben grip pozisyon olarak evet. görüyorum şimdi. Son pozisyonumuza çünkü... geçelim. Cisseland kalıplı bir oyuncu ve itiyor. İttiği anda zaten, oyuncu uçarsın yani. Bir oyuncu seni böyle itiyorsa arkadan uçarsın diye düşünüyorum. Zaten ben bilmiyorum zaten tabii. Zaten gri bir pozisyon olduğu Şimdi, belli tabii, zaten evet. Yani ne ama, dese yani, her ben, karara saygı duymak hani ben lazım. Ben şöyle ben hakemlik yapıyor olsam öyle bakıyorum. Ben devam derim. Ama Birisi gelip de derse ki bana yok kardeşim ben devam demem bu pozisyona faul veririm derse ona söyleyeceğim. Şimdi görüntümüz değişti ve dün akşamın en çok konuşulan pozisyonlarından biriydi. Fenerbahçe'nin golünden önce Antalya Antalyaspor'un penaltı beklentisi. Şimdi bu pozisyon bundan sonra emsal gösterilecek büyük takımlar tarafından. MHK'nin kucağına Fırat Aydınus bombayı bıraktı. Bakalım bundan sonra nasıl olacak. Çünkü bu pozisyonu Yarın öbür gün Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ya da diğer takımların başına ceza sahasında geldiğinde Zalai'nin eline geldiğinde top verilmemişti. Burada bak veriliyor diye emsal gösterecekler. E, Çok Bu konuda kaldılar. destek verebilir miyim? Ee, ben mi yanlış hatırlıyorum? Halil'in abi kesin takip etmiştir. Ee, yaz döneminde e, hakem kuralları ile ilgili değişiklikler oldu. Özellikle elle oynamada e, ve el aşağıdayken yani e, böyleyken değil e, böyle ve yukarıdayken e, el verilir e, ve, tarzında ve bir açıklama e, vardı. Ve tişört e, çizgisinin olduğu evet. yerin altına e, gelirse de olacak. Yani oraya gelirse şu bölgeye gelirse de olmayacak dedi, diye zaten bu Avrupa Avrupa, olursa, futbol evet. Avrupa futbol Avrupa evet. futbol şampiyonasında da bu uygulamayı i̇şte, yaptılar. Bu kural bu kural her maçta uygulanmalı ama. Tabii. Ve anlatılmalı. Kamu vicdanını rahatlatma açısından MHK demeli ki orada Zalai'nin pozisyonunda görseliyle birlikte madde madde anlatsın. Mesela bugün yarın bizler de haber yapalım. Herkes aydınlansın. Bu sezon böyle kardeşim. Yeni kural gereği burada hakem var. işte Fırat Aydınus doğru karar vermiştir demeliler. Yoksa tartışma olur. işte penaltı denir. O olur, bu olur ama El, bize anlatsınlar. Elle niye oynama olduğunu. ile ilgili o futbol biliyorum. Oyun, oyun biliyorum. Kurallarında Biz de kullan yaptık haber olarak. Görmüşsündür. Evet, evet gördüm. Şu bölgeyi, şu bölgeyi yani tişörtün kol bölgesine kadar olan bölgeyi bir kere elle oynama kabul etmiyorlar. Gösterdiler evet. de zaten. Penaltı değil diyorsunuz. Değil. Yani Zekil kural kural uygulandıysa göre. penaltı değil. değil ama kural uygulanmayıp çünkü 4, 3 4 dakika e, konuştular konuştular. Neyi konuştular bilmiyorum. Kurallı bir iki hakem de biliyor sonuçta. Halil de çok önemli bir hakem. Fırat Aydın'uz Yani orada e, bence bu bazen sessiz kalmamalı. Şimdi burada bu olay oldu diye işte Vay Fenerbahçe'nin galibiyetine de gölge düşüyor bu sefer. Vay Fenerbahçe korundu deniyor. Vay Fırat Aydın'uz işte e, Antalya Spor'u yaktı. İşte Antalya Spor evet. bir, yarım, e, yarım dakika. Topla oynamadı mesela, protesto ettiler. Bu da doğru bir davranış değil. O yüzden e, kamu vicdanlarını rahatlatmak için bu kural görseliyle birlikte, e, Zalai'nin görseliyle birlikte güzel bir anlatılmalı. Biz de sayfalarımızı okuyalım, siz de televizyonda anlatın ki, e, kaldıralım rahat etsin, ortadan soru evet. işaretlerini peki hemen Ahmet Selim Kul muhabir arkadaşımız bizleri bekliyor e, bakalım sarı lacivertlilerden e, hangi gelişmeleri aktaracak bize maç sonrası özellikle ki bugün e, kimin de yine bir basın toplantısı oldu Ahmet Selim Kul onu takip etti şimdi de haber merkezinde bizlere gelişmeleri aktaracak Ahmet Selim Ceyda Dönmez teşekkürler. Senin de söylediğin gibi öğlen de kimin basın toplantısı vardı. O da ilk sözlerini duyduk ağzından. Tabii dün ilk maçına çıktı. Dün Fenerbahçe'ler açısından oldukça mutluydu. Ee, güzel bir geceydi. Özellikle genç oyuncuların tercih edilmesi ve bunu yaparken de bence burada Vitor Pereira'nın maç öncesinde yaptığı açıklamalar da kritik. İletişim her zaman önemli diyoruz. Hani Mesut Özil kesilirken Mesut Özil'in Avrupa maçında oynayacağını, bu maçta dinlendiğini bunu açıklaması bence bu Mesut'a da açıklanmıştı. Çünkü doğal olarak Mesut'un vücut diline de bakıyoruz. Herhangi bir problemli bir durum söz konusu değildi. Üstüne bu Muhammed Gümüşkaya'nın Oynaması belki muhteşem bir performans ortaya koyamadı ama ben sahada sırıttığını düşünmüyorum hiçbir şekilde. Hani e, Diğer oyuncular arasında e, güçsüz kaldığını düşünmüyorum. Teknik heyet de böyle düşünüyor. Çok memnun gerçekten. Biraz hatta beklentilerinin üstünde çünkü futbolcuların sahada gösterdiği o özgüvenli yapı çok hoşuna gitti Pereira'nın. Bence bu maçtaki tercihlerinde bunun altında yatan, bu, bu da altında yatan sebeplerden biri ve Arda'yı 0-0 oyun aldı bence bu çok değerli şahsi görüşümü de ekleyeyim buraya Pereira'nın bunu yapması çok değerli futbolumuz adına ee, yani Arda da Muhammed de hocalarını şu anda çok seviyor yani e, bu kadar şansı çok fazla beklemiyorlardı açıkçası ama Güzel bir atmosfer oldu. Taraftar da doğal olarak bundan pozitif etkileniyor. Ee, bunun dışında tabii Fenerbahçe'de e, dün maçtan yaşanan iki galibiyet, Pereira'nın maç sonu sevinci, maçtan taşan detaylar bunlardı. Ama tüm bunlar yaşanırken bir anlamda transfer süreci hareketli bir şekilde devam ediyor. Fenerbahçe'de maçlar kadar önemli. Ben burada ilginç bir not da söylemek istiyorum bu transferlerin henüz tamamlanmamış olması vesaire ilk 3 maçın ikisinin deplasmanda olacak olması Fenerbahçe teknik heyetinin bu üç maçlık dönemden planı 4 ya 4 puan değildi de 4 puan kötü sonuç değil olarak bakılıyordu. Çünkü takım oturacak eksikler var. Üstüne sakatlar da geldi. Ciddi 5 tane sakatı var Fenerbahçe'nin. Hani bu 3 maçtan 4 puan kötü değil olarak değerlendiriliyordu bir hesap kitap yapılır ya. Şu anda 2 maçta 6 puan her 2 maçı da kazanıldı. Hesaplar yolunda. Transferde de forvet konusunda Fenerbahçe'nin Sörlot bekleyişi sürüyor. Marsilya ve Roma ile çekişiyor Fenerbahçe. Marsilya ve Roma'nın teklifleri 6-7 milyon euro. Fenerbahçe'nin teklifi daha iyi ama yalanlama yapıldı 2 gün önce. Bu yalanlamanın sebebi sadece rakamlar. Çünkü Leipzig'de Fenerbahçe arasında bu rakamları yukarı çıkarmaya çalışanlar var doğal olarak. Fenerbahçe'nin teklifi benim bildiğim 10 milyon euronun altında. En iyi teklif şu anda ee, ama Sörloth bir karar verecek. Bu kararda artık hızlı vermesini istiyorlar. Çünkü e, Fenerbahçe'de bu işi artık bitirmek istiyor. Bu yüzden alternatiflerle görüşmeler de bir tık hızlandırıldı. Vedat, Yiğit gibi isimlerle görüşmeler de temaslarda hızlandırıldı. Mutlaka benim henüz duymadığım başka adaylar da olabilir. Fenerbahçe'de forvet transferi bu şekilde. aç konusunda artık e, detayların sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Bugün İngiliz basından böyle bir durum söz konusu değil gibilerinden bir haber geldi. Muhtemelen karşılıklı kulüplerin taktik savaşları olarak yorumluyorum. Ama artık o işin çözülmesini bekliyoruz. Oyuncu tarafından çünkü Almanya tarafından evet. duyduklarımız bu yönde orta sahada da Elneni'nin adaylar arasında olduğunu söyledik. Farklı adaylar da vardır. Elneni şu an çok ayrılmayı düşünmüyor ama değişebilir. Bu şekilde hareketli transfer gündemi var. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu hafta bir veya iki artık ismin açıklanmasını bekliyoruz hafta sonuna kadar. Peki e, teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kula. Sorunuz var mıydı Halil maç Zeki Özundurkan? E, teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kula muhabir arkadaşımıza tabii e, özellikle e, genç isimlerin performansı e, Fenerbahçe taraftarını camiasını ve tabii ki teknik direktör evet. Feray'ı e, mutlu ediyor ki e, muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kula da bunun altını çiziyor. E, ya tabii şimdi 16 yaşında Arda Güler'in şimdi şöyle olsun keşke. İkisi de banko oynasınlar. Ya bu ne demek? Bu inanılmaz bir şey demek. O zaman biz Vitor Pereira'ya şükranlarımızı iki kere bildiririz. Yani çünkü iki oyuncuyu Türk futboluna kazandırmış evet. olacak. Bu az buz iş değil yani. Keşke öyle olabilse. Ama tabii işin zorluk dereceleri yükseldikçe iş farklı bir noktaya gelebilir. Ona da hazırlıklı olalım. Yani şimdi ben görüyorum sosyal medyada işte bak geldi hocamız ikisini de oynatıyor falan. Ama iş zorluk derecesi yükseldikçe oyuncular evet. e, daha fazla kenara geleceklerdir Bu da kötü bir şey değil yani çünkü hemen öyle gelip de Fenerbahçe <laughs> takımında e, doğrudan oynayabilmek çok kolay bir iş değil onu özellikle vurgulamak lazım yani